Hoş geldin. Selam. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Yaşlılarla ilgili yapılan bir dernekte üyeymişim. Onlarla ilgili bir yemek varmış, oraya gidiyorum. Peki, gel bakalım. Selay. Nereden başlasam bilemedim. Yani yaşlılarla ilgili derneğe gidiyorsun, yaşlılar orada mı? Ya da huzur evinde mensupları oradalar mı? Dernek üyelerinin olmuş olduğu dernek bir toplantı. Dernek üyelerinin olduğu, anladım. Sen Mars'tan katılıyorsun galiba. Mars, Venüs. Anladım. Yani eteğini hiç yakıştırmadım. Yani şu üstünü çok beğendim, şurayı. Saçını hiç beğenmedim. Altındaki eteği sana hiç, yani hiç bağdaştıramadım. Çünkü bacaklarını, senin de benim gibi biraz kalın bacak problemin var. Biraz mı? Biliyorsun ben asil bir insanım Bahar'cığım. O kadar kırmadan davranıyoruz. Okay. Bacak boyunu, ki senin boyun çok uzun. Bacak boyunu kısaltmış. Onun için ayakkabıları ayrı olarak çok beğendim. Ama bütün olarak hiç beğenmedim seni. Melike. Teşekkürler. Eteğin sanki ya farklı bir göbek yapım varmış gibi durmuş. Yani eteği beğenmedim. Çok göğüs dekolteni de beğenmedim. Yani daha kapalı gidebilirdin. Böyle. Dilara. Çok detaya inmeden kısa bir yorum yapacağım. Genel olarak beğenmedim seni. Çok güzel. Tek. Evet. Bir şey mi oldu? Ben kaçırdım. Hapşırdı da. Ha, çok yaşa. Onun için mi bir sessizlik oldu? Evet. Yoruma devam edebilirsin. Ben bitirdim yorumumu. Öyle mi? Evet. Çok detaya girmeyeceğim. Genel olarak beğenmedim onu. Peki. Tuğba'dan son yorum alalım. Ben garip bir şekilde beğendim. Ama altına opak çorap isterdim. Bir de bir buti isterdim. Güzel görünüyorsun diğer şekilde. Garip şekilde diyorlar ya, ona şaşırıyorum. Hani siz hep saldırıyorsunuz ya. Ben aramızda saldırmıyorum. Aramızda sorunlu olanlara garip garip cümleler kullanıyorsunuz. Ben de garip bir şekilde beğendim, hunharca beğendim falan diyeceğim. Lafı eveleyip gevelemiyorum da direkt söylüyorum. Garip olan aslında sizin yaptığınız. Yo, bazen eveleyip gevelemeyip diyorsun, aynen siz deyip her zaman genelliyorsun. Şu an senin yaptığın. Siz deyip her zaman genelliyorsun. Yani konu ben olunca hepiniz genelleme olmuş oluyor bazılarınız hariç. Ben insanlar hakkında direkt isim vererek konuşabiliyorum. Tamam, Tuğba şu an sen yapıyorsun. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ben genelleme yapmıyorum şu an ama. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Yani. Meral Avcı, ayakkabı 50 lira, etek 30 lira, bluz 200 lira, aksesuar 50 lira, çanta hediye. Meral hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Şeye gidiyordun değil mi? Bir derneğin yapmış olduğu yemeğe gidiyorum. Yemeğe vermiş gidiyorsun. Olduğu bir yemeğe gidiyorum. Evet. Nereden başlasam? Saçın çok güzel. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Üstündekini de beğendim. Böyle kemer sanki biraz daha ince olsaydı. Eteğin kemeri. Ha, tokası yok mu onun? Yok. Ha, anladım. Eteğin kemeri. Ha, anladım. Göremiyorum ışıktan. Ben altındaki ayakkabıyı sevmedim. Bacak modeline, ayak modeline göre. Sanki eteğin biraz daha dizin, biraz daha yukarı alsaydın. Hakikaten altına bir çorap giyseydin sanki daha iyi olacaktı. Çantan gayet güzel olmuş. Ha, orijinal mi çantan? Değil. Olsun. Beğendim seni. Çok teşekkür ederim. Bak, beğendiğim zaman beğeniyorum. Ha, eksiklerim var. Ama hiç de kötü değilsin. Kötü gelmedin çok bana. Çok teşekkürler. Evet. 8. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bir rüyaya daldım. Hayal ediyorum. Rüyamda bu kombini görüyorum. İç eteğini daha uzattım. Siyah eteğinin o iç astarına kadar bir deri çorap çizme giydim. Hmm. Ama tam oturan çorap çizmeden. O küpeleri attım. Ve karşımda nefis bir kombin gördüm. Aynısını yapacağım. Hem modern, o saçın devamı, bu kazınmışlığın devamı, hem de
Daha klasik giyinmen gereken bir yere gidiyorsun ya, o zaman o çizmeyle buradaki kazınmış saçın, kızın, o kızın stilini devam ettiriyorsun. Bugüne kadar bu podyuma geldiğin en iyi halin. Teşekkür ederim. Şoktadayım. Söylediklerinizi değerlendiriyorum. Hayır, şoktadayım senin için. İyi bir öğrenci olduğumu söyleyebilirim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben o taklit çantaları sevmiyorum. Herkes, tabii ben de neler istiyorum, nelere sahip olmak istiyorum ama yani onun gerçeğini alıyorsan al, yoksa taklitini alma. Ben de bir tasarımcıyım. Benim de yaptığım bir şeyin taklit edilip evet, haklısınız. Çoğaltılmış olmasına ben çok karşıyım. Yapma. Evet. Takmayı ver. Onu, o markayı taktın diye biz burada sana artı puan vermeyeceğiz. 8. Çok teşekkür ederim. Ama çanta olarak doğru bir çok çanta. Çok doğru, çok güzel. Ben sadece bir de o markanın, olarak yani, o markanın en beğendiğim şeyi o. Bir de bu bluz normalde tersini giydim ben önüne. Böyle daha güzel olacağını düşündüm. İnanmıyorum. Sonunda bu yaratıcılığı bir işe yaradı. Meralcığım. Yuvanacığım, Yuvan Hanımcığım. Bu podyumdan en yürüdüğün, en güzel halin bugüne kadar. Hakikaten çok öyle. Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsun. Vücudunu çok güzel gösterdin. Ayakkabı ben de sevdim. O evet, daha ince bacaklar, daha uzun bacaklar olsaydı senin, o çorap çizme tabii çok güzel olurdu. Ama senin bacaklarını biraz göstermek lazım. Çünkü o sarma çizme senin çok fazla geniş gösterebilir. Ama hayır, ben orada platformuyla onu yükseltecek, boyunu uzatacak olabilir, zaten benim yani söylediğim. Bir, ama ben onu şey seviyorum, ince bacakları görmek seviyorum bunu. Ben bu ayakkabını, her şeyini sevdim bugün. Çok hakikaten teşekkür çok ederim. Güzel gelmişsin. Bayıldım sana İnşallah bugün. İnşallah hep güzel geleceğim artık. Veriyorum. Çok teşekkürler Çömez. Allah'ım, rüküşlük kraliçesinden çıktım. Günün birincisi olma yolunda gidiyorsun. Hiç belli çok... olmaz. Yarın aynen. Başka bir gündür. Ama ben söylediklerinizi hep not ettiğim için yarın daha iyi olacağını eminim. İnşallah beğenirsiniz. Okay, keep bye. Hoşçakalın. Keep bye.